Ankara'daki bir mezarlıkta bazı mezarların toprağının kazıldığı iddiası günün konusu oldu. Bayramdan önce ziyaret ettiği kardeşinin mezarını bayram sonrası talan edilmiş halde bulan abi büyük şok yaşadı. Mezarlıktaki sır ise hala çözülemedi. Ben kendimden geçtim abicim ya. Normal oldu. Bir şey yok. Bayramdan önce ziyaret ettiği kardeşinin mezarını bir hafta sonra kazılmış halde buldu. Neye uğradığını şaşırdı. Bayramdan önce geldim. Bayramda böyle miydi? Yok, öyle bir şey olsa ben bunu düzeltirim. Sincan'ın en eski mezarlığı burası. Karaşükrü mezarlığında yaklaşık 3000 kişi defnedildi. Ve o mezarlık bugünlerde başka bir iddia ile gündemde. İddiaya göre uyuşturucu bağımlılarının uğrak yeri haline gelen mezarlıkta bazı mezarların toprağa kazıldı. Mezarların o halini görenler nedenini bir türlü anlayamadı. Burası hep uyuşturucu alkolcülerin yatağı. Saklıyorlar mı? Başka bir şey mi saklıyorlar? Ölünün ağzından diş mi arıyorlar? Ne bileyim, başka bir şey mi bilemiyoruz. Hemen hemen aynı tarihlerde defnedilmiş iki mezar var. İşte bir mezarın olması gereken normal durum bu. Ancak önümüzdeki mezara bakalım. İşte burası iddiaya göre bazı kişiler tarafından kazıldı. Bizim şüphemiz buradaki amaç ne? Bana burayı insanın kazına dair bir ispat gösterir misin? Buradaki köpeklerin, hayvanların kazmasından kaynaklanan bir hadise. Benim şüphem bir insan. Köpekler mi kazdı yoksa insanlar mı? İnsanlar kazdıysa amaçları ne? Yakınlarının mezarını talan edilmiş halde bulanlar mezarlıktaki sırrı çözmeye çalışıyor. İşin peşini bırakmamakta da kararlılar. İnsan kazması değil. Buna adım gibi eminim. Eğer insan kazmış olsaydı bu taşlar burada olmazdı. Köpeklerin ne işi var o zaman mezarlıkta?